Herkese yeniden merhaba, ben Özge Oktar. Şu anda video izlediğiniz kanalımda göz makyajının ayrıntıları ile ilgili videolar paylaşıyorum. İzlediğiniz bu video ise oluşturduğum bir makyaj serisinin 5. videosu. Bu seri Wet n Wild markasının Comfort Zone adlı paletiyle oluşturulmuş bir seri. Ve bu video dediğim gibi serinin 5. videosu. Eğer 1., 2., 3. ve 4. videoları izlemediyseniz aşağıdaki açıklamalar kısmına linklerini koyuyor olacağım. Veya videonun içerisinde yukarıda şurada teker teker hepsini çıkartıyor olacağım. Oralara da tıklayarak diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Paleti bilmeyenler varsa eğer paleti göstermek istiyorum. Palet böyle bir palet. İçinde 8 tane renk var. Benim bugün kullanacağım renklerse şuradaki şu koyu renk aslında esas rengimiz olacak. Ve bugün yapacağım bu makyaj galiba serinin en koyu renkli makyajı olacak. Fakat bu paletle haşır neşir olurken, bu kadar çok uğraşırken birkaç tane daha aslında makyaj aklıma geldi. Belki de bu serinin sonunda bir iki tane de bonus videosu çekebilirim. İsterseniz daha fazla konuşmayayım ve bu koyu renkli makyajı nasıl yaptığıma geçelim. Öncelikle paletteki şu rengi alıyorum ve bunu bir karıştırma fırçasıyla, benim kullandığım fırça Sephora'nın 13 numaralı karıştırma fırçası. Bu fırçayla bu rengi göz kapağımın katlanma bölgesine karıştırarak uyguluyorum. Daha sonra paletteki en açık renklerden olan şu rengi alıyorum. Bunu böyle kare Lekin 239 numaralı fırçasıyla bütün göz kapağıma uygulayacağım. Şimdi bu iki rengi hafifçe sadece katlanma bölgesini karıştırmaya başlıyorum. Daha sonra bugünkü makyajda kullanacağım en koyu renge geliyor sıra. O da şuradaki renk. Bu rengi alacağım. Bunun için The Body Shop'un Eyeshadow Blender adlı böyle bir fırçasını kullanacağım. Bu şekilde, dik bir şekilde fırçamı alarak göz kapaklarıma uygulayacağım. Önce yavaş yavaş dokundurarak uyguluyorum. Çünkü bu koyu bir renk ve hata kaldırmayacağını düşünüyorum. O yüzden yavaş yavaş, acele etmeden sakin bir şekilde ilerliyorum. Burada yan bir V çiziyorum. Bu arada hafif gözümün iç kısmına doğru da hafif hafif gidiyorum. Daha homojen bir şekilde dağılması için. Gitgide kurgulaştırıyorum. Artık o V şeklini çizdikten sonra V'nin iç kısmını da dolduruyorum. Bunun için fırçanın bu yan tarafını kullanıyorum. Önce dik bir şekilde V'yi uygulamıştım. Daha sonra dediğim gibi yan tarafıyla içini dolduruyorum. Hafif bu şekilde dokunuşlar yapıyorum. Bu arada bu kurulu biraz daha göz pınarlarına yaklaştırıyorum. Çünkü çok fazla göz pınarlarında açık renk olmasını istemiyorum. Aslında tamamen böyle koyu bir makyaj istiyorum. Sadece orada hafif bir geçiş olsun. O tarafı, yani göz pınarlarını çok fazla koyulaştırmayacağım. En koyu yer gözümün dış kısmı olacak. O yüzden oraya o kadar küçük dokunuşlar yeterli. Tekrar uç kısmı hafif koyulaştırıyorum. Şimdi fırçamı yan çevirip bu şekilde hafif buradaki renkleri karıştırıyorum. Şimdi bu gözümde yaptığım işlemlerin aynısını diğer gözümde de yapacağım. Önce dediğim gibi yan bir V çizeceğim. Daha sonra içine dolduracağım. Yavaş yavaş göz pınarlarına doğru ilerleyeceğim. Buraları biraz hızlandıracağım. Eğer hızlandırmazsam video gerçekten çok uzun olur. O yüzden buraları hızlandıracağım. Şimdiden söyleyeyim.
gözümün alt kısmına geçiyorum. Gözümün göz kapağımın katlanma bölgesinde uyguladığım farı, yani şu rengi ve kullandığım bu fırçayı, tekrar fırçaya bu rengi alıyorum ve bu sefer de göz altlarıma aynı şekilde uygulayacağım. Daha sonra bir eyeliner fırçası alıyorum. Bu şekilde benim kullandığım bu fırça MAC'in 266 numaralı fırçası. Bu fırçaya kullandığım en koyu rengi bu rengi alıyorum. Ve göz altlarımı hafif bir şekilde bununla göz altlarımdan geçeceğim. Bu koyuluğu çok fazla göz pınarlarıma yaklaştırmıyorum. Göz pınarlarımı hafif yaklaştığım anda bırakıyorum. Oraların daha açık renk kalmasını istiyorum. Daha sonra bir kalem fırça alıyorum. Böyle bir kalem fırça. Marion Nome. Bilmiyorum böyle bir okunuyor. Ben bunu Watsons'dan almıştım. Çok da uygun fiyatlı bir kalem fırça. Hala var galiba Watsons'larda. Bakabilirsiniz siz de. Bununla bu alt kirpiklerime uyguladığım farı bu fırçayla çok hafif bir şekilde dağıtıyorum. Daha sonra bir eyeliner uygulayacağım. Bunun için ben jel bir eyeliner kullanacağım. Bu MAC'in Black Track adlı siyah jel eyelineri. Bunu ve az önce kullandığım eyeliner fırçasını kullanacağım. Yani MAC'in 266 numaralı fırçasını. Galiba bu kadar koyu göz makyajı eyelinersiz olmaz diye düşünüyorum. Bu yüzden eyeliner kullanacağım. Gözümün iç kısmını da dolduracağım. Daha sonra gözümün alt iç kısmını dolduracağım. Böylelikle gözümü tamamen aslında çerçevelemiş olacağım. Göz altlarım için Essence'ın Stay Natural Concealer'ını kullanacağım. Benimkinin numarası Soft Nude 03 numaraymış. Bunu ben parmaklarımla dağıtacağım. Çünkü bu şekilde daha iyi durduğunu fark ettim. Zannediyorum parmaklarımı ısıtmayla ilgili bir şey. Daha sonra concealer'ımı çizgilere dolmadan hemen sabitleyeceğim. Bunun için her zamanki gibi Rimmel London'un Stay Matte Transparent Gloss'unu kullanacağım. Ve MAC'in 129 numaralı pudra fırçasını kullanacağım. Daha sonra maskara uygulamasına geçiyorum. Bugün bunun için ben L'Oreal'in Volume Million Lashes adlı bu maskarasını kullanacağım. Göz makyajımı bitiriyorum fakat biraz kaş hatlarımı aydınlatmaya karar verdim. Bunun için aynı paletteki şu en açık rengi alıyorum. Ve bunu Sephora'nın 23 numaralı fırçasıyla kaş hatlarımı uygulayacağım. Kaş hatlarımı aydınlatmak için kullandığım bu rengi burnumu ve yanaklarımı ve dudağımın üstünü aydınlatmak için de kullanacağım. Bu rengi siz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Gerçekten palet her şekilde çok avantajlı ve çok kullanışlı bir palet. Yanaklarımda Notton Pink in Summer adlı pembe bir ağırlık var. Onu kullanacağım. Bunu Real Techniques'in Blush Brush fırçasıyla uyguluyorum. Az önce de söylediğim gibi paletteki en açık rengi aydınlatıcı olarak kullanacağım için yanaklarıma da kullanacağım, uygulayacağım söylemiştim. Ve bunun için de böyle açılı bir fırça kullanabilirsiniz veya aldık fırçanızla da uygulayabilirsiniz. Bu MAC'in 168 numaralı fırçası. Bunu bu şekilde alıyorum. Ve
koyu renkli bir göz makyajı uyguladığım için açık renkli bir ruj kullanmak istiyorum. Bunun için MAC'in Kinda Sexy adlı ruju kullanacağım. Onun öncesinde dudaklarımı yine MAC'in Bold Bay adlı dudak kremiyle çerçeve yaptığım bu makyajı beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Ve eğer hala kanalıma abone değilseniz ana sayfama giderek kırmızı abone ol butonuna basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Böylelikle hem beni çok mutlu etmiş olursunuz hem de daha sonra yükleyeceğim göz makyajı videolarından anında haberdar olabilirsiniz ve bunları izleyebilirsiniz. Beni Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Zannediyorum bu serinin bonus videolarını da çekeceğim. Çünkü dediğim gibi aklımda başka birkaç tane daha makyaj geldi paletle ilgili. Ve bunu sizinle paylaşırsam daha da iyi olacağını düşündüğüm için zannediyorum ki bonus videoları çekeceğim. Dolayısıyla Fade & White markasının Comfort Zone adlı paletiyle yapacağım bonus videolarında görüşmek üzere.